Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Kardere Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, değerli misafirler, kıymetli köylülerim, sevgili askerlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Değerli misafirler, bu akşam burada toplanıp bir araya gelerek asker ocağına vatanı görevini yapmak üzere gidecek kardeşlerimize manevi destek olmak, moral vermek amacıyla okutulan Mevlüt-ü Şerife katılımlarınızdan dolayı ayrı ayrı hepinize teşekkür ediyorum. Bu kutsal görev her Türk gencin, her Türk gencinin boynunun borcudur. Sırası gelen gidip vatan borcunu yapar, gelir. Askere gidene kadar evin oğlu o evin küçük çocuğudur. Ta ki askerden gelene kadar. Askerden geldikten sonra artık yavaş yavaş sorumluluk verilir. Çünkü peygamber ocağı dediğimiz askerlik insana askerden sonraki hayatı için yol haritası çizer. Bu yol haritasının vatanımız, milletimiz, askerlerimiz adına hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ederim. Bizim askerlerimiz Burak Boz'da 59. Topçu Tugayı Erzincan merkezde, Hüseyin Civelek 15. Piyade Eğitim Tugayı Amasya merkezde askerlik eğitimlerine başlayacaklardır. İkisinin de doğduğu günü biliyorum. Akıp giden bu zaman diliminde geride kalan tek şey acısıyla, tatlısıyla, nesilden nesile anlatılan, bazen güldüren, bazen hüzünlendiren askerlik anıları olacaktır. Bizim temennilerimiz de siz değerli kardeşlerimizin hayırlısıyla bu kutsal görevi hakkıyla yerine getirip ana ocağına geri döndüğünüzde askerlik anılarınızı bize anlatmanızı sabırsızlıkla bekleyecek olacağız. İnsanoğlu bazı duygular içinde yaşar. Canı gönülden, kalpten yapar. Beklentisi olmaz. Bunların karşılığı bu dünyada zaten yoktur. Karşılığı çok büyük, müjdelenmiştir. Vakti geldiğinde namaza gider, günü geldiğinde orucumuzu tutar, sırası geldiğinde kınamızı yakar, askere gideriz. Değerli misafirlerimiz, büyüklerimizin, dedelerimizin, atalarımızın yaptığı savaşları anlatmaya ne kelimeler yeter? O günkü çileleri, çaresizlikler içinde kazanılan başarıları anlamaya ne mantık yeter? Sırtını Peygamber Efendimizin maneviyatına dayayan ordularımız her zaman başarılı olmuşlardır. Bayrağımızı dalgalandırmışlar, ezan sesimizi okutmuşlardır. Bundan sonra da Allah'ın izniyle kızını kocasına, koçunu Allah'ına, canından çok sevdiği biricik evladını vatana kurban olsun diye kınasını yakıp askere gönderen bu analarımız, bu millet olduğu sürece bu bayrak inmez, bu ezan sesleri dinmez. Ben bu ezan sevdalısı, bayrak sevgisi dolu tüm asker analarımın ellerinden öpüyorum. Vatanı emanet ettiğiniz bu koçları doğurup, büyütüp, nöbete yollayan ailelerimin askerlerine hayırlı tezkereler diliyorum. Annelerimize binlerce kez minnetlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Saygılarımla. Ben değerli misafirlerimize tekrar hoş geldiniz diyor ve sözü belediye başkanımız Sayın Zikşen'e veriyorum. Aynen okuyayım mı? Ne yapayım? Güzel, güzel konuştun yani. Peki. Ben doğal konuşmaya çalışacağım inşallah. Yine de protokol icabı
Sayın Garizon Komutanım, Sayın AK Parti İlçe Başkanım, aramızda bulunan Sayın Karder Kargılar Dernek Başkanı Mustafa Özsoy, Sayın Muhtarım, sevgili hemşehrilerim, dostlarım, abilerim, kardeşlerim, hepinizi muhabbetle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle kutsal göreve gidecek kardeşlerimize bu programı düzenlediğinden dolayı Sayın Muhtarım, kardeşim Muharrem Türkiye çok teşekkür ediyorum. Bu kutsal göreve gidecek kardeşlerime şimdiden hayırlı tezkerler diliyorum. Daha önceki yıllarda askere gitmeyene kız vermezlerdi. Ama şimdiki gençlere bakıyorum, askerden nasıl yırtarız, paralı ne zaman çıkar, nasıl kaytarırız gibi düşüncelerle büyüyorlar. Bu çok yanlış. Ayrıca bu kardeşlerimi askere gitmek, bir an evvel askerlik görevini yapıp gelmek için karar verdikler için tebrik ediyorum, gözlerinden öpüyorum. Allah kazasız belasız hayırlı tezkirleri verir inşallah. Muharrem Muhtarım Perziköy'üne hizmet için çok çalışıyor. Muhtarımıza destek olalım. Birlik olalım. Birlikten güç doğar. Yardımcı olalım. Kargı Belediyesi olarak da bizler elimizden geldiği kadar muhtarımın yanındayız. Burada bu akşam lavaboya gittim, tuvalete. Çok hoşuma gitmedi. Muhtarıma bir jest yapayım. Bu tuvaleti Kargı Belediyesi olarak biz yeniden yapalım. Fayansla döşeyelim. Dışarıya lavabo yapalım. Kapısını değiştirelim. İçeride suyumuz olsun inşallah. Bunu ben üstleniyorum. Muhtarım nereye kaçtı? İnşallah bunu bir an evvel yapalım Sayın Muhtarım. Burayı güzel yapmışsınız. Ortam güzel. Burayı gittikçe güzelleştirelim. Ben de elimden geleni yapmaya hazırım. Biliyorsunuz seçimler bitti. Hükümet kuramadık. En kötü karar kararsızlık en kötü karar daha iyidir. Yani şu anda hükümetsiz bir ortamda gidiyoruz. Ama Allah'a şükür iyi gidiyoruz. Ama önümüz karanlık. Yani Orta Doğu'daki sorunlar, inşallah ülkemiz bir savaşa girmez, bir kargaşa, iç savaş gibi bir şeyler olmaz. Bunu hep müşterek dua edelim. Allah. Komşularım Allah hepinizden razı olsun. Kardeşlerim güle güle gitsin. Güle güle.